Bu proje 2011'de başlayan bir çalışmaydı. İki kez hem 2011'de hem 2013'te Çin'in Uygur Özerk Bölgesi'ne gittim. 7. Uluslararası Ege Art Sanat Günleri İpek Yolu sakinlerini ağırlıyor. Fotoğraf sanatçısı Tahir Ün, Çin Halk Cumhuriyeti'nde Uygur Özerk Bölgesi'ni fotoğrafladı. Ün'e göre Uygur bölgesi Çin için can alıcı bir bölge. Güzel taşlar ve güzel atlar ülkesi. Bence Çin'in en önemli can damarıdır. Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi. Her şeyden önemlisi hem Şangay Beşlisi olarak baktığımızda hem de ekonomik anlamda baktığımızda gerçekten Avrupa ile olan bağlantısını sağlayan hattır orası. 20 bin fotoğraf çekti Tahir Ün. Sadece 25'ini Ege Üniversitesi Mötbe Kültür Merkezi'nde açtı. Urumçi, Gulca, Altay, Kaşgar, Taşkulgan bölgelerinde en dikkat çeken nokta Uygur halkının neşesi ve yüzündeki gülümsemeler. Birçok insan bana dedi ki bunlar gülmeyi biliyorlar. Böyle gülünür. Hakikaten öyle gülünür. İnsanlar üretiyorlar. Müthiş bir üretim seferberliği var. Bundan kaynaklanan bir memnuniyet de söz konusu olabilir diye düşünüyorum. Tahir Ün, Uygur Özerk Bölgesi'ne gitmeden önce çok sayıda rapor incelediğini ve okuduklarının kendisini dehşete düşürdüğünü belirtti. Ancak Sincan'a gittiğinde ise Batı merkezlerinden yayılan bilgi ve raporların gerçeği yansıtmadığını anladığını söyledi. Birincisi bir pozitif ayrımcılık uygulanıyor. Azınlıklara üniversite giriş sınavında artı 10 avantaj puan sağlanıyor. İkincisi çift dilli eğitim var anaokulundan itibaren. Üçüncüsü kamuda çift dilli hizmet devam ediyor. Dördüncüsü çocukta sınırlama yok. Yatırımlar, sanayi yatırımları çok yüksek boyutta devam ediyor. Bütün bunlar benim için ayrı bir deneyim ve oraya giderken okuduklarımın tam tersine bütün ön yargıları yıkan deneyimler oldu. İpek Yolu Sakinleri Fotoğraf Sergisi 13 Ekim'e kadar Ege Üniversitesi Mötbe Kültür Merkezi'nde açık olacak. Ata yurdumuz. Oradan çıkıp gelmişiz. Hani bir görelim biz nereye aitiz, aidiyetimiz nedir? Onu bir görmek benim için gerçekten önemliydi.